mısın yoksa yalan dolan? Seni sevmiyorum artık. Romantik şarkıların son prensi o. Sevdalar sevdalar, bir güler bir ağlar. Kıbrıs doğumlu, dünyayı karış karış gezmiş genç, yakışıklı ve sempatik. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Sansasyondan uzak, sadece sahnelerde boy gösteren bir popstar o. Bugün bu sessiz ama derinden yükselen genç adamın evine konuk olacağız. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Merhaba Buray, nasılsın? Vay vay vay, kimler gelmiş? Kim gelecek canım? Türkçü değil, benim ben. Hoş geldiniz. Girmeyecek miyiz içeri? Burada akşama kadar selamlaşıp duracak mıyız? Ne demek efendim, her zaman. Gelin. İstersen yak, savur. Meraklı adamım ben. Hemen sorayım bari. Ne var o bedenini siper ettiğin dolapta? Bu hazine dolabı. Bunun içerisinde paralar var. Hazine ha? Paralar, paralar gelsin, paralar diyorsun yani. Konserlerden kazandım. Ne yapacaksın o kadar parayı? Yatırım yapıyorum bunun içerisine. Neye yatırıyorsun? Altına mı, gümüşe mi, bronza mı, neye? Göstereyim mi? Göster tabii. Meraklandırma adamı. Evet, bunlar benim hazinem. Bu muydu hazine? Ya hanımların olur böyle ayakkabı koleksiyonu. Bu ne ya? Ayakkabı bir tutku arkadaşlar. Üstelik hepsi tek tip. Nedir bu ayakkabı sevdan? Bastığın yerde seni rahat hissettirecek bir şey. Ayakkabı çok önemli benim için. Neden kırmızı hepsi? Küçüklükten beri böyle kırmızı ayakkabılar hoşuma giderdi. Konserlerde de bana uğur getirdiğine inandım. Takıntılısın yani. Bayağı böyle bir hastalığım var. Çoğu kırmızı. Bunlar konser ayakkabılarımız hep. Tamam işte, ben öyle diyecektim. Lafı ağzımdan aldın. Ayakkabı hastasısın yani. Aynen öyle. Sana eve sağlam basıyorum. Neyse, gelelim eve. Çok vakit geçirir misin evde? Bir ay içerisinde toplam ya 5 ya 6 gece gelip burada kaldım. Hadi ya, böyle güzel ev bulmuşsun. Niye kullanmıyorsun güzel kardeşim? Ömrümüz uçaklarda, yollarda, konserlerde, turnede geçiyor. Artık kışa keyif çatarsın. Gezelim mi biraz etrafı? Geçelim tabii ki. Küçük ama ferah bir salon. Doğru. Koltukların da pek konforlu görünüyor. Oturabilirsin bu arada. Çok kibarsın ama biz çalışırken oturmayız. Sen otur. En sevdiğin köşen neresi? Şuraya böyle yayılıp televizyon izlemek çok keyifli. Göstersene, nasıl yayılıyorsun? Göstereyim mi? Göster dedim ya. Şöyle aslında şu şekilde böyle yayılıyorsun. Aman fazla yayılma, uyuyakalma. O ayıcık kimin? Kaç yaşında adamsın? Hala oyuncak ayılarla mı oynuyorsun? Bunlar da benim fanlarımdan hediyeler. Anladım. Evin en çok salonunda mı vakit geçirirsin? Bu odada daha fazla vakit geçirmiyorum. Esas benim mabedim diyorlar. Orası benim yukarıdaki stüdyo. O aşk şarkıları nerede doğuyor görmek isteriz yani. Bu arada mutfağa geçelim diyeceğiz ama zaten salon mutfak karışık. Amerikan mutfak yani. Bizim evde çok yemek yenmez. O yüzden böyle yemek masası yok. Evde yemek yenmez mi? Ne yapıyorsun? Aç mı yatıyorsun? Böyle minimal gibi bir şey var. Ufak tefek. Atıştırmalık için arkadaşlar geldiğinde, burada takılmak için böyle ufacık bir şey yaptırdım. Aç bakalım buzdolabını, neler var? Mutfakta da çok böyle buzdolabımıza yemek pişmiyor. Biz aç aç, merak ettim. Ne var? Vallahi bilmiyorum. En son bir hafta öncedir, bunların hiçbiri herhalde yenilecek durumda değil ama. Acıdım sana şimdi. Ne yapıyorsun sahi yeme içme işini? Buzdolabı boş. Genelde evet, dışarıdan söylüyoruz. Dışarıdan söylenen yemekle karın doyar mı hiç ya? Popstar olduğuma bakmayın arkadaşlar. Boğazından bir lokma geçirmiyorlar bana. Şimdi nereye? Gel lavaboya göstereyim. İlginç şeyler var. Ne var lavaboda? Niye beni lavaboya çağırıyorsun? İlginç olan ne orada? Normal bir banyo. Çok bir özelliği yok. Burada bir tek bunu ben seçtim. Banyodaki ilginçlik şu kuğu başlı kurna galiba. Böyle kuğu bir çeşmemiz var. Çok kuğuyum bu. Yatak odasındayız Buray'ın. Burada ilk dikkatimi çeken avizeler. İnce bir zevkin eseri. Game of Thrones avizesi diyorum. Biraz vintage. Böyle eski. Şurada da aynısı var. Bu sefer üçlüsü. Güzel güzel. Kim seçti bunları? Avizelerimi ben seçtim. Aferin be, zevkli adamsın. Teşekkür ederim. Sen mi böyle ütüleyip ütüleyip asıyorsun bunları? Raziye teyzem var. Stylist arkadaşım var. Özge sağ olsun. Birazcık böyle toparlıyorlar. Çok kıyafetim varmış. Konserlerde, programlarda sürekli yeni bir şeyler giymek zorundayım. Doğru, şarkıcı adamsın. Alışverişini kendin mi yaparsın peki? Çoğunu kendim bile almıyorum bazen. Bana yakışan şeyleri de arkadaşlar yardımcı oluyor. Stilist arkadaşım. Hadi ya, o işi de mi başkalarına yaptırıyorsun? Stüdyoya geçelim, yukarıya. Geçelim kardeşim. Gitsem mi kalsam mı Mecnun'a?
sorsam mı? Burası neresi şimdi? Burası benim mabedim. Tapınağım. Aşk şarkıları burada doğuyor yani. Gitarın da baş köşede. Bu gitarı mini konserlerde daha fazla çalıyorum. Akustik gitar. Ufak bir şey mırıldansana bana özel. Sen seç o zaman, sen seç, ben söyleyeyim. Sen sevdamsın isterim tabii ki. Sen sevdamsın yoksa yalan dolan püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdim aşkları hiçe sayan. Çok kibarsın. Alkışlar sana gelsin. Meşhur terasını görüyorum şuradan. Evet, bu evin en beğendiğim tarafı da bu teras. Nereden geçelim? Buradan gelin. Burada kapı var. Hadi çıkalım bari. Burası bizim terasımız. Burası mangal partilerinin, arkadaş ortamlarının en keyifli geçtiği yaz akşamlarının vazgeçilmez mekanı. Bütün İstanbul ayaklar altında. Ne yersin burada, mangalda pişen etler falan mı? Hava tabii ki güzel olunca şuradan böyle bu manzaraya karşı ilham deposu buradan alınıyor şu an. Çok gelenin gidenin olur mu? Tabii ki çağırıyorum eşi, dostu, arkadaşı, sevdiğim insanı burada topluyoruz. Ne yapıyorsunuz peki? Alışverişimizi yapıyoruz, geliyoruz. Burada mangalımız var. Hemen burada yakıyoruz, dız dız. Çiçekleri de seviyoruz galiba. Burayı aldığımda bunlar hiç yoktu. Bu saksıları ben aldım, bu yaseminleri ben dizdim, ben diktim. Kıbrıs'tan hatta bir tane full çiçeğimiz var burada. Yeşilliklere doyacaksın yani. Bir 6 aya falan kaplanacak. Sadece burada yasemin çiçekleri olacak. Kokular çok güzel olacak. Selvi ağaçları büyüyecek. Romantik çocuksun. Sen çiçekleri sevmeyeceksin de kim sevecek? Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Evet Buraycığım, geldik gezdik, bir suyunu bile içemeden gidiyoruz. Ama yine de teşekkür ederim bizi misafir ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Herkesi bekleriz. Herkesi bekler misin? Evet. Öyle demeyelim, ne diyelim? Allah herkese nasip etsin de demeyelim, ne diyelim? Teşekkür ederim de bitsin canım röportaj. Ne diyorum? Ya teşekkür et dedim ya. Sen gir. Peki Buray, bizi ağırladığın için teşekkür ederim. Ne demek, her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Konserlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bye bye.